arkadaşlar. Bugün kış beslemesi için şurup, şekerli su nasıl hazırlanır ya da ben nasıl hazırlıyorum onu göstereceğim. 3 kilo şekerimizi bir kovaya boşaltıyoruz arkadaşlar. Kilo şekeri 2 litre su koyuyoruz arkadaşlar. Kış beslemesini ben bu şekilde yapıyorum. Suyu arkadaşlar kettle'da kaynatıyorum. Daha sonra sıcak bir şekilde içine boşaltıyorum. Bu şekilde uygun olmuş oluyor. Fakat ocakta kaynatarak şekeri eritmiyoruz kesinlikle. Ocakta kaynatarak şekeri erittiğimizde şeker karamelleşiyor ve bu da arı sağlığı için uygun olmamış oluyor. Kaynar suyu koyduğunuzda şeker çözülüyor. Karamelize olmadan bu işi halletmiş oluyorsunuz. Evet, 1,5 litre kaynattığım suyu arkadaşlar kovaya koydum. Şekeri karıştırmaya başlıyoruz. Yarım kilo su daha kaynatıyorum. Kilo diyorum, litre. Onu da içine ekleyeceğim. 3 kilo şekere 2 litre su olmuş olacak. Arkadaşlar bir önemli konu daha var. Yaz beslemesi ya da teşvik beslemesi adı altında adlandırılan besleme, bir de kış beslemesi. O arasındaki fark nedir arkadaşlar? Teşvik beslemesinde oran birebirdir. Yani 1 litre suya 1 kilo şeker olarak konulur. Bunu arılar daha çabuk işlerler ve petek kabartmada daha etkili bir yöntemdir. Hava yoğun kıvamlı şerbetlerde ise bu depolamaya daha uygun oluyor. Arılar daha az uğraş vermiş oluyor. Çünkü fazla olan suyu arılar bir şekilde buharlaştırması gerekiyor. Bu da zaman alan bir işlem. Biz kış beslemesinde yoğunlukla 3'e 2 oranını kullanmaktayız. Tabii farklı durumlar olabilir. Ona göre bunu ayarlayabilirsiniz. Bir de arkadaşlar bazen satın aldığım şurubu kullanıyorum. Öyle bir durum daha var. Bilmiyorum, benim düşüncem mi bu şekilde? Arılar yoğun şurubu, yani şurup çok yoğun arkadaşlar. O satın aldığımız invert şurup dediğimiz. Güçsüz kovanlar çok daha yavaş işleyebiliyorlar bunu. Ve kışın benim gördüğüm kadarıyla çok aşırı bir sertleşme oluyor balda. Arı tamamen üstünde değilse bunu bir şekilde çözüp yiyemiyorlar gibi geldi. O yüzden tekrar şekerli suya döndüm. Ama bunu da hazırlamak arkadaşlar çok zaman ve zahmetli bir iş. Bilmiyorum, dayanabildiğim yere kadar kendim şekerli su yapmayı deneyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son olarak da plastik bir kabımıza şurubumuzu doldurduk. Şu vana özelliğinden dolayı bunu yapıyorum arkadaşlar. Çalışması çok kolay oluyor. Etrafa şurup damlamıyor, akmıyor vesaire vesaire. Hem yağmanın önüne geçmiş oluyoruz, hem çalışma esnasında hızlı ve kolay çalışmış oluyoruz. Bundan dolayı böyle bir şeyi tercih ederseniz sizin için de daha kolay olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.